Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk. Fakat Nikodem Diaz yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya biz bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda kalırım. Ayrıca Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türk'üm diyen Türklere yok sen Türk değilsin sadece Müslümansın demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. 3 tane insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz bunların Türk ismini kullanmasını müsaade etmiyorsunuz Türk azınlığa. Yani sonuçta bunlar sadece Müslümandır. Peki bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türk'tür. Ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Geçmişte de Türkiye'de böyle bazı sorunlar oldu. İşte Kürtlere sen Kürt değilsin, sen sadece Türksün gibi oldu ama geçmişte kaldı bunlar. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Diğer taraftan anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Yani Libya ile olan anlaşmalar tabii ki aynı düşünmüyoruz. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin kendi yargı mekanizmasıdır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü yetkisi yoktur demiştir. Halbuki Avrupa Birliği Komisyonu ne dediği bizim işin doğrusu umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık. Ama biz bunları basının önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz, basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsunuz. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde burada konuşmaya çalıştık, konuştuk ve olumlu mesajlar verdik. Yine tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basının önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı da kapsamlı, samimi bir şekilde değerlendirdik. Evet, Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istikşafi görüşmelerde ele alıyorduk. Sürecin bu anlamda da yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz bağlamında ise Türkiye olarak biz her zaman hakça paylaşımından yana olduk. Ve o nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz konulu çok taraflı bir konferans düzenleme teklifinde bulundu. Bununla ilgili detaylı tekliflerimizi, önerilerimizi AB tarafına ilettik. Şimdi Avrupa Birliği'nden cevap bekliyoruz. Ay sonunda bildiğiniz gibi Cenevre'de Kıbrıs konulu gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısı gerçekleşecek. Bu Türkiye olarak bizim teklifimizdi. Gran Montana'dan sonra ortak bir zeminin olup olmadığını anlamak için her tarafın, Kıbrıs'ta iki tarafın ve garantör ülkelerinin de bu konulardaki pozisyonlarını öğrenmek için önceden gayri resmi bir şekilde bir araya gelmemizi teklif etmişti. Ve bugün Niko'yla da ay sonunda Cenevre'de buluşmak üzere de teyitleştik.
tabii herkesin bu toplantıya açık fikirlerle gelmesi, bundan sonraki sürecin de sağlıklı işlemesi bakımından önemli. Biraz önce ilişkilerimizin her boyutunu değerlendirdik demiştim. Tabii ticari ve ekonomik ilişkilerimize iki komşu ülke olarak önem veriyoruz. Ve bu anlamda ilişkilerimizin gelişmesi için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Atılabilecek adımları bugün ele aldık. Yine uçak seferlerinin başlamasını önemli buluyoruz. Ama aynı zamanda sınır kapılarının da açılması, ticaret ve turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Son zamanlarda tır şoförlerimizin vize konusunda yaşadığı bazı sorunlar vardı. Dernekler ve Ticaret Bakanlığımız bize bunları aktarmıştı. Bugün bu konudaki taleplerimizi, beklentilerimizi Niko ve heyetine de aktarma imkanımız oldu. Özellikle gerek Yunanistan'la gerekse Avrupa ülkeleriyle ticaretimizin kesintisiz bir şekilde pandemiye rağmen devam etmesi bakımından karayolu taşımacılığı önem arz ediyor. Tabii terörle mücadele konusunu da bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de bugün kendi aramızda da samimi bir şekilde el aldığımızı söylemek isterim. Ve özellikle FETÖ, PKK, PYD, DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadelemizde elbette daha etkin bir işbirliği görmek arzumuzdur. Yine yasa dışı göç konusu hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı hem de Avrupa'yı ilgilendiren bir sorun. Öyle görünüyor ki bu sorun önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Avrupa Birliği ile bir 18 Mart mutabakatımız vardı. Bu mutabakatın güncellenmesi konusunda Avrupa Birliği ile görüşüyoruz. Ve bu mutabakatın güncellenmesi göç alanında Yunanistan'la da daha iyi bir işbirliği imkanı sağlayacaktır. Ve biz bu konuda, bu insani bir konu, rekabet değil, iyi bir işbirliği alanı olması gerektiğine inanıyoruz göç konusuna. Yine ikili konuları değerlendirirken tabii ki hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da azınlıklarımız var. Ve Batı Trakya Türk azınlığı ile Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın yaşadığı sorunları da bugün görüşmemizde gündeme getirdik. Gündem maddemizdi. Biz Türkiye olarak gerçekten özellikle AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunları konusunda azınlıkla, belki dün Patrick Bartolome de bunu sizlere söylemişti, diyalog içinde pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirdik.